Forma numarası sadece oynadığın mevkiyi, doğduğun şehrin plaka numarasını ya da yaşını göstermez. Karşılaştığınız şeyler size güç katabilir ya da sizi tamamen bitirebilir. Ama güçlü bir insansanız kesinlikle her şeyin üstesinden gelirsiniz. Bugün sizler için kanseri iki defa yenmiş, yerde ilerleyen futbol topuna kafa atan adamın hikayesini anlatacağız. Erik Abidal. 11 Eylül 1979 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Abidal, Katolik bir ailede büyüdü ve 20'li yaşlarında Müslüman oldu. Erik Abidal'ın eşi eski jimnastikçi Hayat Kebir'di. Erik Abidal da Müslümanlardan ve Müslümanlıktan etkilendi. Müslüman oldu ve Erik Abidal, Bilal Abidal oldu. Abidal, futbola doğduğu yer olan Lyon şehrinin takımı Lyon, Duchère'nin altyapısında başladı. Profesyonel kariyerine ise 16 Eylül 2000 tarihinde Monaco'da başladı. Burada 25 lig maçında oynayan futbolcu 2002 yılında Lille takımına geçen teknik direktör Clyde Paul'un ardından Lille transfer oldu. Bu takımda da 62 maçta görev alan Abidal daha sonra 2004 yılında memleketi Lyon'un takımı Olympique Lyon'a transfer oldu. Burada üst üste 3 kez Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan futbolcu bu süre içinde defansın ortasında Grégory Coopet, François Clat, Anthony Rahal-Worry, Chris ve Chapapa gibi önemli futbolcularla yan yana oynadı. Bilal Abidal 2004 senesinden 2013 yılına kadar milli takımda toplam 67 maça çıktı. Bu zaman zarfında en büyük başarısı 2006 yılında Fransa ile beraber yaşadığı Dünya Kupası ikinciliği oldu. Euro 2008 turnuvasında İtalyan forvet Luca Toni'ye arkadan yaptığı müdahale sonucunda takımını 9 kişi bırakmıştı. 17 Ocak 2007 tarihinde Copa della Ligue yarı final maçında Le Mans karşısında Olympique Lyon formasıyla ilk golünü attı. Aynı yıl 30 Haziran'da 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona takımına transfer oldu. 4 yıllık anlaşma imzalayan oyuncu Lyon takımında giydiği 20 numaralı forma Deco tarafından alındığı için 22 numarayı seçti. 2009 yılında Abidal hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Copa del Rey'de yarı finalde gördüğü kırmızı kartlar yüzünden iki turnuvanın da final maçlarında oynayamadı. Abidal, Maxwell'in Barcelona'ya transferine rağmen sol bekte ilk 11'deki yerini korumayı başardı. 5 Ocak 2011 tarihinde Copa del Rey maçında Athletic Bilbao karşısında Barcelona formasıyla ilk golünü attı. 15 Mart 2011 tarihinde kulübü Barcelona, Abidal'in karaciğerinde bir tümör tespit edildiğini ve bir kanser teşhisi koyduğunu açıkladı. Abidal, 17 Mart 2011 tarihinde karaciğerinden ameliyat oldu. Abidal'ın özel hayatın gizliliği konusunda ricası üzerine durumu hakkında başka bir açıklama yapılmadı. Dünyanın dört bir yanındaki futbolcular ve taraftarlar çeşitli sosyal ağ hizmetlerinden ve web sitelerinden ona iyi dileklerinde bulundular. Şampiyonlar Ligi'ndeki 16 tur maçlarından önce hem Real Madrid hem de Lyon futbolcuları Animo Abidal tişörtleri giyerek sahaya çıktılar ve aynı mesaj Santiago Bernabeu Stadyumu'nun skorboardlarında da görüntülendi. 19 Mart günü Getafe ile oynanan karşılaşmada Barcelona taraftarı Abidal'a desteklerini göstermek için forma numarası olan 22. dakikada 1 dakika boyunca alkışla tempo tuttular. 28 Mayıs 2011'de Manchester United'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'nın 3-1'lik zaferinin tam 90 dakikasını iyileşmesini kutlamak için Carles Puyol ona kaptanlık pazu bandını verdi ve Londra'daki Wembley Stadyumunda 85 bin kişinin önünde kupayı kaldıran kişi olmasına izin verdi. 15 Mart 2012 tarihinde Abidal'in önceki operasyonla çözülmeyen sorunlar nedeniyle karaciğer nakli yaptırmak zorunda kalacağı açıklandı. Takım arkadaşı Dani Alves'in karaciğerinin bir kısmını nakil için bağışlamayı teklif ettiğini ancak karaciğerinin oyunculuk kariyerini etkileyeceği için reddettiğini açıkladı. 10 Nisan'da kuzeni Gerard'ın donör olmasıyla ameliyat oldu. Fransız televizyon kanalına konuşan Abidal, "Ölmeyi ve ölümü hiçbir zaman düşünmedim.
Çünkü o Tanrı'nın bir kararı. Çektiğim acılar çoktu. Tam 19 kilo verdim. Çok kısa sürelerle 4-5 ameliyat oldum. O kadar çok acı çekiyordum ki doktorlardan beni uyutup komaya sokmalarını istedim. Sözlerini söyleyerek ne kadar zor bir süreçten geçtiğini gözler önüne serdi. Karaciğerinde tespit edilen tümörden sonra karaciğer nakli gerçekleştirilen ve sağlığına yeniden kavuşan Bilal Abidal, bir seneye aşkın süredir hasret kaldığı formasına 406 gün sonra Mallorca karşısında geri döndü. Bütün stat Abidal'i ayakta alkışlıyor, bütün futbolcular Abidal'e hayranlıkla bakıyordu. Mallorca karşısında son 20 dakika oyuna giren Abidal, 2 hafta sonra geri dönüşünden bu yana ilk kez 90 dakikayı tamamen Levante karşısında oynadı. Mayıs 2013'te Barcelona ile sözleşmesi sona eren Bilal Abidal, 8 Temmuz 2013 tarihinde Monaco'ya 1+1 yıllığına bedelsiz transfer oldu. Haziran 2014'te Monaco ile sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Abidal, 2 gün sonra Olympiakos takımına bedelsiz bir şekilde transfer oldu. Abidal neler neler yaşadı futbol hayatında. Futbol hayatına da 2014 yılında son verdi. Abidal 2018 yılında Barcelona'ya geri döndü. Ancak bu sefer sportif direktör olarak. Haziran 2018 yılında Barcelona'da göreve başlayan Abidal, 18 Ağustos 2020 tarihinde Barcelona yönetimi tarafından görevine son verildi. Abidal taktiksel olarak zeki ve çok yönlü bir savunmacıydı. Konumsal algısı ve oyunu okuma yeteneği nedeniyle bir merkez veya bir sol bek olarak öne çıkabiliyordu. Abidal, bizim görebileceğimiz saygın, bizim görebileceğimiz en nadir futbolculardan bir tanesiydi. Kanseri 2 defa yendi ve neleri yenebileceğini herkese gösterdi. Bugün sizler için Erik Abidal'in, Bilal Abidal'in hikayesini anlattık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.